Geçmişten günümüze serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içeriğimizde Space Soldiers'ın temel direklerinden birine göz atacağız. Turnuvalarda sergilediği sempatik tavırları, güzel oyunları ve vermiş olduğu enteresan pozlarla herkesin takdirini kazanan Paz'in kariyerine daha yakından göz atmaya ne dersiniz? Buyurun içeriğimize geçelim. Gerçek adı Ahmet Karahoca olan Paz, 24 Nisan 1997 tarihinde doğdu. Resmi bilgilerde profesyonel kariyerine CSGO ile başladığı görülen Paz'in CSGO'daki ilk takımı Phoenix Esports oldu. Paz, Phoenix kadrosuna dahil edildiğinde 17 yaşındaydı. İlk ciddi turnuva deneyimini Multiplayer CSGO Türkiye Şampiyonası'nda yaşayan oyuncu takımının turnuvadaki en önemli kozlarından biri olmuştu. 2015 yılına kadar burada oynayan Paz, daha sonrasında ise takımdan ayrılmıştı. Bir süre boşta kaldıktan sonra ESL Kolon 2015 açık elemelerine katılmak için Sihirdar Rehberi adlı takımda kısa bir süre bulunan Paz, Finlandiya temsilcisi Encore'a karşı mağlubiyet almaktan kurtulamamıştı. Yine 2015 yılında ilk milli tecrübesini de yaşayan oyuncu, Türkiye'nin katılmış olduğu Dünya Şampiyonası 2015 Avrupa elemelerinde yer almış fakat burada da turnuvaya katılmak için gerekli galibiyetleri alamamıştı. Ahmet, Gürcistan'a karşı sergilemiş olduğu 33 öldürme, 15 ölümlük performansla takım arkadaşları arasında daha da aranan bir isim olmaya başlamıştı. 2016 yılında tekrardan yapılanmaya giden Space Soldiers, bir süredir boşta bulunan Paz'i gözüne kestirmişti. Kadrosunda gerekli boşluğu yaratan Space Soldiers, Paz'i transfer etti. Paz, yeni takımıyla ilk maçına 18 Şubat 2016 tarihinde çıktı. Space Soldiers'ın zamanla birçok uluslararası turnuvanın eleme turnuvalarında yer almasıyla birlikte daha çok tecrübe kazanan Paz, 3. olarak tamamladıkları Copenhagen Games 2016'da takımıyla birlikte ilk derecesini elde etmişti. Yine aynı şekilde irili ufaklı turnuvalara katılarak veya eleme turnuvalarında yer alarak kendinden güçlü rakiplere karşı kendini test eden ekipte önemli bir rol üstlenen Paz, şampiyon oldukları Asus ROG Summer 2016 turnuvasında artı 46 öldürmeyle 1 nokta ratingi yakalamıştı. WESG 2016 bölge finallerinde de birinciliğini ilan eden Space Soldiers'ın 3 oyuncusu Türkiye milli takımına seçilerek Sırbistan'ın başkenti Belgrad şehrinde düzenlenecek olan 2016 Dünya Şampiyonası'nda yer alma hakkı kazanmıştı. Paz de bunlardan biriydi. Özellikle Arjantin maçı turnuvaya dair aklımızda bir anı olarak kalan en güzel olay olmuştu. Paz ise bu turnuvada 1.23 rating ile mücadele etmişti. Turnuvada kazanılan bu şampiyonluktan sonra WESG 2016 için Çin'in yolunu tutan takım turnuvadan dördüncülükle ayrılarak yurda dönmüştü. Paz ise 1.21 ratingi tutturmuştu. Elde edilen bu başarılardan sonra Binary Dragons Cup, GeForce Cup, ESEA, MDL, 4Gamers gibi turnuvalarda elde edilen şampiyonluklar takımımızın daha büyük yerlere geleceğinin göstergesiydi. Bu başarılarda da kendinden emin oluşuyla ön plana çıkan Paz'in de katkısı büyüktü. Tarihimizde bir ilki yaşayarak ESL Kolon turnuvasına katılma hakkı kazanan ekibimizin SK Gaming karşısında oynadığı maçta artı 9 öldürme sayısıyla göz doldurmuştu. Başarılar ardı ardına geliyordu. Üst üste katılma hakkı elde edilen uluslararası turnuvalar, yurt içi ve yurt dışında kazanılan irili ufaklı şampiyonluklar takım ile birlikte Paz'ın da potansiyeline ulaşmasına yardımcı oluyordu. Son olarak E-League Major 2018 yolunda Europe Minor'de şampiyon olarak kapalı elemelere katılma hakkı kazanan, oradan da Boston'da yapılan büyük turnuvada iyi bir performans sergileyen Paz, 1.13 rating ile turnuvayı tamamlamıştı. ESL Pro League'e katılan ilk ve tek temsilcimiz olan Space Soldiers da hala üstün bir performans sergileyen oyuncu, bu turnuvada ise 1.19 rating ile mücadele etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 300 bin dolar kazandıkları WESG 2017 turnuvasında ise artı 70 öldürme ile mücadele ettiğinde hatırlatmakta fayda var. Kısaca Paz'ın kariyeri bu şekilde. Paz'a buradan sonraki kariyerinde başarılar diler, şansın yanında olmasını temenni ederiz.